şey, devlette beklediğimiz özellikle de artık bu şirketlere verip kitap dağıtmak, şunu yapmasına vazgeçmesi lazım. Yani o kitapları dağıtacaksa onun parasını öğrenciye versin, öğrenci istediği tavsiyede alsın. Şirkete verirse ben yazık ederler, esnafa yazık ederler, memlekete. Nasılsın canım, sağ ol, sen nasılsın? Özellikle de marketlerin artık bu işlerini çekmesi gerekir. Büyük marka mutlaka. Yani büyüğü küçüğü yok. Yok. Marketleri çekmesi lazım. Marketler her şeyi satmaya mükemmel olmaması lazım. Kitapçı kitabını satması lazım. Ayakkabıcı ayakkabısını satması lazım. Ama marketler neredeyse ben sana söyleyeyim benzin satacak. Korkmasınlar. Özel okulların kıtasiyecilik yapıyor. Artık özel okulların kıtasiyecilik yapıyor. Efendim manifaturacılık yapıp çanta dağıtmak, forma dağıtması da artık bunların birazcık şey vazgeçmesi lazım. Yoksa olmaz. Allah razı olsun. Böyle bir gezek okul öncesi. Allah, yani iyisin. Sabunusun işte. Allah kolay gelsin. Hadi kolay gelsin. Hayırlı işler kolay gelsin. Kendi içerisinde hep beraber mücadele vereceğiz. İnşallah. Sıkıntılarımız var. Evet, darlığımız var. Aynen. Elektriğin, doğalgazın çok, çok yüksek olduğunu. Evet. Bakur primlerinin yüksek hakikaten olduğunu, yüksek işçiye verip asgari ücret belki o işçiye az gelir ama biz işverenler için de büyük bir sıkıntı oluyor. Aynen. Özellikle de hükümette beklediğimiz şu, kirayda oturan arkadaşlarımıza da belli bir miktarda %25'in üzerinde, %20 üzerinde mal sahibinin artırmaması lazım. Yani %50 yapmışsınız. Yani %50 yapmışsınız. Bak bunlar... gerçekte çekilecek bir dert keşke değil. Onu, aynen. Aynen bu. Konutlarda nasıl %25 bir standart getirecek, kirada da %25 getirmesi lazım. Bunu da kendi yerinde önünde bildirir. Eğer ki biz esnafımızda alışveriş yapalım, Malatya'yı geliştiremez. Tutup da marketlere gidip, şirketlere gidip. Markete karşı olursa. Bunun marketlerde bunun önünü kesmesi lazım. Yani adam kıtasiye satacaksa kıtasiye satsın. Tabii. Ayakkabı satacaksa ayakkabı satsın. Herkes kendi işini ama yapsın. İşte sıkıntımız en büyük sıkıntımız bu marketler. Evet. Özel okullarda birisi ki kendiler yapıyor. Kıtasiye yapıyor. Aynen. Ya çanta getirip satırlar. Ben geçen sene de çok üzerine getirdim. Yani genel başkanımız bende falan döken de bunu her zaman dile getireyim. Yani kıtasiyeciyse kıtasiyesini satsın. Manavsa manavlığını yapsın. Diğeri kendi işini yapsın. Bildiğin esnafta geldiğin zaman, esnafı aldığın zaman şu esnaf bu kötüyse sana vermez. Yarın karşı karşıya gelecek. Tamam, biz buradayız. Ama şirketler çekip gidecek. Sen şirkete gidip de ya o kardeşim bu kalemi kötü verdin diyemezsin. Ama esnafa verirsin. Esnafımız da bunun yanında sana yanlış bir şey vermez. Kendi çocuğunun eline vermediği kalemi başkasının çocuğuna vermez. Kendinin çocuğuna verdiği defterde, verdiği çantada başkasına vermez. İnşallah esnafımız da, vatandaşımız esnaf da kendi esnafından alışveriş yapmaya davet ediyoruz. Ben bugün çanta satıyorum. Çantayı sattığım zaman ikinci ayda dahi gelse ürün ayıplı, bir yerde bir söküğü olmuş, bir arıza vermiş, fermuarı bozulmuş vesaire. Biz onu alıp onun çözüm yolunu hemen bulup... Ama bir markette bunu yapamaz. Yok çünkü gittiğinde aynı maldan yok ki. Aynı maldan yok. Aynı adam da yok. Tezgahda aynı adam da yok. Yani patron da aynı adam değil. Yani. Onu almış başkasına. Özel okullarda bakarsın kıtasiyecilik yapıyor. Çantacılık yapıyor. Bakarsın bir forma getirmiş, forma bu formanın dışında olmayacak. Evet. Bir amblet takmış. 25 lira formayı 50 bin lira, 100 bin lira, 150 bin lira satıyor. Bunlar hep sektörümüzün yanayan parası. Esnaf olduğun için bir tanesine yanlış bir şey göremezsin ama mevsimlik yapanları gidersin ne mal bulabilirsin ne de o insan tezgahta satan insanı bulursun. Ama esnaf her zaman vatandaşla karşı karşıya bütün halkını kendi esnafında alışveriş yapar.